Merhabalar, ben Ayşe Balıbey. Merhaba, ben Zeynep Bozkaya. Gömme Dolabın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Niye ikinci bölümü çekiyoruz Zeynep'ciğim? Çünkü dediler ki bu iş çok güzel oldu. Dediler reytingler, izlenmeler tavanda. Gelin kızlar koşun, hem kartınız devam etsin sokağa çıkmaya. Hem dediler basın kartınızla yine gezmeye devam edin. Hem de sizin akbilinizi ödeyelim, dolduralım, hem de yemek kartı verelim. Bu teklife kim hayır diyebilir ki? Asla hayır diyemedik ve ikinci bölüm için koltuğumuza yayıldık. İkinci bölüm başlıyor. Allah affetsin. Ay Allah affetsin diyorum. Allah mutlu etsin. Bir bakıyorsun hop beşi bir yerden burandı. Bakacaksınız belki çok canınızı sıkan biri olacak. Çok tadınızı kaçıran biri olacak. Bu hafta bunları gömün Ayşe ile Zeynep diyeceksiniz. Seve seve sizin için onları da gömeceğim. Bir derin nefes al bence. Ve o alev topunu eline alıp. Ağlıyor. Oradaki omuz mutlaka yay burcu erkeğidir. Gel canım biraz burada al. Buradan şurası altı. Evet ya, kimin ne olduğunu anlarsanız zor evlenirsiniz. Bakın içine kadar baktı. Şöyle üçüncü sevgili hatta şöyle kaydediyor. 0850. Yani kız... Ay inanmıyorum. İkinci bölümde yine birbirinden eğlenceli gıybetler, magazin olayları, astrolojik haberler ve daha da önemlisi bugün dizileri konuşacağız. Değil mi evet ya, şu çok gerçekten bu diziler artık hayatımıza o kadar iyi derinden girdi ki yani her gece bir dizimiz var muhakkak. Şimdi son olarak da Camdaki Kız girdi. Evet. Yani bu dizileri izlemeden kendimizi kaptıramıyoruz ve nefesimizi tutarak izliyoruz. Ayşe'nin yorumuyla da bu diziler ayrıca bir keyifli oluyor. Hem dizileri izliyoruz hem de aynı zamanda bir yandan mesajlaşıyoruz. Ayşe'nin yorumuyla dizilere bakış açım da değişti. Benim yorumumla onun da bakış açısı değişti. Biraz da bizim yorumumuzla sizlerin de bakalım bakış açısı değişecek. Mi? O zaman gömme dolap başlasın. Başlıyor. Zeynep'ciğim diziler dedik ama dizilere başlamadan önce bu ara etrafımda çok olan bir şeyden bahsetmek istiyorum sana. Ne o? Geliyor. Biz hiç bunları gerçekten konuşmadık ve bugün burada konuşup sizin önünüzde masaya yatıracağız bu konuyu. Zeynep'le daha önemli gıybetlerimiz olduğu için buna fırsat kalmadı. Hazırda program yapıyorken sizlerle birlikte sohbet edelim istiyoruz. Bir beyin jimnastiği yapalım. İnsanlar, etrafımda gördüğüm herkes son dönemde ilişkilerinde çok mutsuz. Zeynep de mavi ekrana bağladı. Acaba ben acaba, nasıl? Acaba. Neden sence? Bence şu an bir kere bu Covid ortamı herkesin psikolojisini çok bozdu. Birinci neden bu olabilir. Aha. İkinci neden... Hani eğer bu olaya biraz da böyle mizahi tarafından bakmak istersek yani hani neden buraya geldik diye bakmak istersek izlediğimiz diziler ve filmler bizi buraya getiriyor. Evet. Biz izliyoruz, açıyoruz herhangi bir romantik komediyi. Orada inanılmaz evlenme teklifleri, inanılmaz jestler, buzdolabını açıyor içinde işte şampanyalar, çilekler, kokteyller, jacuzziler dolmuş. Zannediyoruz ki içine gireceğiz ve oradan harika bir hayat bizi bekliyor. Eve bir geliyorsun bir tane banyo var. Ebeveyn banyosu bile değil, herkesin kullandığı değil mi? Ortak bir banyo. 2+1 evde romantizm olmuyor arkadaşlar. O evlere o romantik hayaller sığmıyor. Zeynep sana burada çok katılıyorum. Çünkü bence de romantik komediler bir kuşağı mahvetti. Yani 90'larda başlayan bir romantik komedi dalgası vardı biliyorsunuz. Evet. Orada işte bu Notting Hill filmi, yok Pretty Woman'lar değil mi? Aklıma gelen işte Bridget Jones'lar falan. Gene Bridget Jones hani ayakları yere basan evet, bir filmdi. Yine. Kadın topluydu, kilo vermedi, birden çirkin ördek yavrusu güzelleşmedi falan ama benim de izlediğim, seninle de hep konuştuğumuz bu filmlerde kadınların bu sümsük kadınların işte hayatını hiçbir şey bilmeyen kadınların bir anda en yakışıklı, en çapkın, en havalı, en zengin bilmem ne oldu inşaatın sahibinin oğlunu dize getirmesi bizleri maalesef yanılttı. Gerçek hayat öyle mi? Biz de zannettik ki biz de yaparız. Yapamayız arkadaşlar. Yapamayız yani arkadaşlar. Biliyorsun ki son zamanlarda artık ifşa olayları çıktı. Bir de kimseyi adam edemeyiz. Yani Mevlana'nın bir sözü var. Ne olursan ol yine gel diye. Hayır efendim biz diyoruz ki adam ol da gel. Çünkü ben Mevlana değilim. O yüzden kimseyi adam etmek gibi ya da kimseyi ben bunu yola getiririm demek gibi motivasyonunuz olmasın ilişkilerde. Çünkü maalesef kimse hayatta değişmiyor. Değil evet. mi? Yani bir tık değişebilir. Ondan sonra ne kadar mesela? Yani nesi değişebilir bir insanın? Yani ben yapamadım ama yapanlar olabilir. En azından öyle diyeyim. Yani en fazla bir erkeğin gömleğini değiştirebilirsiniz arkadaşlar rengini. Yani, huyunun suyunu kimse, kadınlar için de aynı şey geçerli. Evet, kimse kimsenin huyunun suyunu değiştiremez. Aslında bir kabulleniş burada devreye giriyor. Yani ya kabulleneceksin, ya bu deveye gideceksin, ya bu diğerden gideceksin mantığıyla olaylara bakmak gerekiyor. Ama tabii olur mu? Olur.
Ama ömrü de olur. Ay, yani burada Ayşe'ye ya. İhtiyaç olabilir. Bak bu Zeynep var ya, yeminle o kadar iyimser. Tam bir Pollyanna. Yani olur mu olur. Hayır, olmaz bir tanem. Olmadı. Olmaz. Olmuyor. İnsan değişmiyor. Değişiyor gibi yapıyor. Ama asla sonunda herkes aslına dönüyor. Bu romantik komedilerde mesela bir tane klişe şeydir. Tam böyle ayrılırsın. Herkes bir yana gider. Biri taksiye biner, cehennemin dibine gider. Biri arabasıyla havaalanına gider. Sonra? Ondan sonra son 5 dakika bir acılı müzik. Bir slow motionlar. Bir yavaş çekimlerde hatırlar herkes nasıl olduğunu. Hop döner 600 kilometre Antalya'ya. Bizde ne oluyor? Sen gidiyorsun. O DM'den başkasına yürüyor. Direkt o alev topunu başkasına atıyor. Yani, o yüzden kimseye de çok boş bırakmamak lazım. Evet. Çok da atar yani, yapmamak lazım. Burada en büyük sorun bence bizde, yani bence bizlerde. Bizi Instagram mahvetti. Yani sosyal medya. Öyle bence, değil mi? Bence sosyal medya mahvetti. Şu an bizimle, bizi izleyenlerde bile aynı anda 5 kişiyle mesajlaşan insan var yani. Sayın Cumhurbaşkanım, kapatın şu şalteri artık ya, sosyal medyayı. Engelleyin. Bakın bütün evlilikler, bütün ilişkiler, bütün nişan atmaların birinci sebebi Instagram'da keşfete düşenler. Erkekler onları gerçek zannediyor. Bilmiyorlar onu. Erkekler saf. Onun Photoshop olduğunu bilmiyor. Kaç kere kendini incelttiğini bilmiyor. Kıza bakıyorsun hayalet gibi. Ama diyor ki vücudu ne kadar güzel. Güzel değil bir tanem. O FaceTime'a çok para vermiş bir kardeşimiz. Ama erkek zannediyor ki şunun güzelliğine bak, evdekine su vermeyeyim diyor. Dolayısıyla o yüzden de bütün yuvalar yıkılıyor. Yuvalar yıkılıyor. Bunlar yanlış. Bunları yapmayın. Ama siz... romantik komedilerde hakikaten bizde, kadınlarda da bence burada suç var. Yani sadece erkeklere de yüklenmeyelim değil mi? Oradaki romantik komedilerdeki her şeyi gerçek zannediyorsun ama orada bir hayat akıyor normalde de ve insanlar hem hayatla mücadele ederken hem romantik olamıyorlar maalesef. Olamıyorlar. Ama özen çok önemli bir şey tabii ki. Evet. Özenli olmak. Yani onun biz dizi olduğunu, gerçek olmadığını anladığımız gün evde daha mutlu olacağız. Doğru. Gerçekten İnsanlardan beklentimiz daha az evet, olacak. Yani o izlediğimiz bütün filmlerin, izlediğimiz bütün dizilerin bir senaristi var. Yani bunlar oturuyor, yazıyor. Bunların senaristlerinden biri de biri benim arkadaşım. Şimdi onu söyleyecektim. Bunların senaristlerinden biri de Ayşe. Yani bunlar oturuyorlar, yazıyorlar. Sonra bizi bunu inandırıyorlar bizi. Çünkü öyle güzel oyuncularla oynuyorlar ki. Ben kendim böyle ağlarken yanımda tuvalet kağıtları ve bir yerde poşet açmış. Hani sildiğimde onu atıyorum. Koronadan dolayı çok hijyeniyimdir. Oradan alıyorum, siliyorum, atıyorum, siliyorum, ya atıyorum. Şu gerçek olabilir mi mesela? Hep mesela romantik komedilerde bizim de yazarken çok başvurduğumuz bir şey. Yanlış anlama. Düşünsene kapıyı açıyorsun. Kocanın kucağında bir kadın görüyorsun. Ne yaparsın? Gider tekme İki tokat kilo girersin. Çimento. Yaz kızım demezsin yani. Demezsin ve tekme tokat girişirsin yani. Ya da en kötü hemen ilk avukata gidersin. Bu bizim yazdığımız filmlerde ne çıkıyor? Ah meğersem onun kuzeniymiş, ayağa kaymış, kucağında düşmüş. Yok ya. Yok ya. Böyle bir dünya yok diyoruz. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Vallahi, o yüzden gerçekten. Romantik komedileri ve dizileri azaltırsanız hayat daha normale dönebilir. Evet, hayatınız daha normale döner. Ama dönmeye de bilir tabii. Burada artık seçim ve tercih size kalmış. İyi gözlemleyin. Gidene de dur demeyin arkadaşlar. Evet. Nokta. Ne diyor Sibel Can? Ne gidene diyor? Bay bay, gelene hay hay. Hay. O zaman Ayşe, bir de ben şeyi merak ediyorum. Söyle. Ya bu burçların da çok etkisi var ya bu ilişkilerde falan. Doğru. Ondan sonra bunların da bence uzmanlık alanındasın. Ya bak bunu söyleyelim hazır yeri gelmişken. Ha, evet. 83 milyon bizi izlemiyorken. Rahat rahat konuşabiliyorken. Rahat rahat konuşabiliyoruz. Ben bir burç uzmanı değilim. Ben bir astrolog değilim. Ben sadece burçlarla yakından ilgilenen ve bunu eğlenceli bir şekilde takip eden biriyim. Yani bunu izlediğinizde demeyiz ki ay bu kız şeyim. Hayır, ben Susan Miller değilim. Dinçer Güner de değilim. Çok da seviyorum ikisini de takip etmeyi ama ben burçlarla hobi olarak ilgileniyorum arkadaşlar. Evet, bu arada burada, evet, Ayşe'nin hobisi bu. Evet. Ama bizim bütün hayatımızda her şeyi biz Ayşe'ye sorarız. Çünkü bizim evet. Burçlarımız o onu olmaz bırakın der, o olur der falan. Ama bak o işte orada burada seni okşarken içeride de başkasının üstüne pik örtmüştür der falan yani. Yani o yüzden Ayşe aynı anda 10 için... kişiye mesaj atıyor derim. Onlar da bırakırlar. Centilmence suya bırakırlar. Evet, hemen. Çok o zaman şimdi bugün hadi, istersen... kıskançlığı konuşalım. Tamam. Yani burçların kıskançlık üzerindeki etkisini. Evet, hadi konuşalım bakalım. Kıskanç burçlar. Sen kıskanç mısındır? Ben bir balık burcuyum. Her şeyden önce ben bir Gülben Ergen gibi. Her şeyden önce ben bir anneyim. Her şeyden önce ben bir balık burcuyum. Sen de öyle de. Ben bir balık burcuyum yani, biliyorsun. Balık burçları kıskanç olur galiba genelde. Ama ben herhalde yükselenim mi başka bilmiyorum. Kıskanç değil. Bugüne kadar kıskançlıklar yaptım. Bak kaç kadın gördüysem. yok ya, benim öyle duygularım yok diyen kadınların ben kocalarının arabalara GPS cihazı taktıklarını gördüm.
Seni tenzih ediyorum. Yok, tabii ben sen gerçekten... kıskanç değilsindir ama ben kıskanç değilim diye başlayan herkes neredeyse sevgilisine çift takacak noktaya geliyor bir süre sonra. Bir dönem ben öyleydim. Yani ha. Çok ciddi kıskançtım. Gerçekten. Yani ha, doğru doğru. Bir dönem ne yaptın? Böyle... En kıskanç ne yaptın mesela? En büyük manyaklığın neydi kıskançla ilgili? İtiraf ediyorum. Hadi et. Bir tane siyah peruk aldım. Bir arkadaşımla birlikte. Siyah peruk takıp. O zaman şey de yok, maske yok, tamam mı? Maske yok yani şey yapamıyoruz, hani kamufle olamıyoruz. Ay pandemiden dolayı kıskançlar da kamufle oluyor, doğru. Evet, siyah peruk aldım falan, asla giymeyeceğim böyle bol bol kıyafetler falan giyip böyle gittikleri yere gittim, tamam mı? Ama gittim ve kahkaha attım orada, arkadaşım bir şey söyledi, ona güldüm, sesten bir böyle çünkü o garsonlar falan tanıyor beni, bir baktılar ama hiçbir şey yok. Zaten saçlarım böyle kah küllü falan. Ay ne yapıyorsun? Sezen Aksu 88 modeli yok gitmişsin. Yok ki orada yok. Ay yoktu. Alan bu masaya bakıyorum yok, o masaya bakıyorum yok. Mesaj atıyorum, mekanın resmi geliyor ama o insanlar yok. O mekandaki insanlar yok. Arkadaşlar bu arada çok güzel bir konuya parmak bastı Zeynep'ciğim. İnsanlar telefonlarında stok foto tutuyorlar. Ben neredeydin dediğinde buradaydın demek için. Mesela benim bir arkadaşım var. Şak 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 gidip bir kafeye 5 tane fotoğraf çekiyor. Neredeydin diyor. İşte bilmem ne kafeye dedim. Orada mısın gerçekten? Şak. Bunun için ama ne var? Rabbim teknolojiye yürü ya kulum dediği gibi teknolojiye de yürü demiş ve bunun için görüntülü arama var. Ha orada mıydın diyorsun, şırak diye basıyorsun görüntülü aramaya. O telefon açılmıyor. O telefon açılmıyor. Bir bakıyorsun 7 yıldızlı otelde biz otelinde bizden açmıyor telefonunu. Arayabildiğiniz kadar görüntülü arayın, darlayabildiğiniz kadar darlayın. Müge Anlı'nın da dediği gibi şüpheleniyorsan doğrudur. Yani benim yaptığım mesela en büyük olaylardan biri buydu. Ben yaptığımı anlatayım mı? Anlat. Ben bir kova burcuyum. Kova burçları gerçekten çok kıskanç olmaz, özgürlüklerine düşkündür. Ve rahat etmek istedikleri için, kendileri özgür olmak istedikleri için. Çünkü sadık burçlardır kova burçları ve tek eşlilerdir. O yüzden ama kadınları. Her burcun kadını ve erkeği farklıdır yani. Dolayısıyla kendileri gibi bildikleri için de insanlara alan açarlar. Fakat ben bir seferinde artık bu kurmak dediğimiz şey paranoyaya da sebep oluyor. Kuşkuculuğa sebep oluyor. O bende yok. O bende yok. Kuzenim yazmış. Kuzenim yazmış. Bir gün dedi ki bana. Maç izliyoruz arkadaşlarla dedi. Ama beni de öyle bir evden gönderdi ki yani sanki böyle eve kız atacak yani o kadar büyük bir motivasyonla. Hayır, maç evde oynanacak. Evet yani. Maç sanki evde. Barcelona eve geliyor. Hadi git çabuk geliyorlar falan. Ben de tamam dedim gittim ama böyle aklım doğru. Allah Allah diyorum ya ben varken niye izlemiyorlar ki? Yani ben gerizekalı mıyım? Ben de oturup bir köşede izlerim. Ki ben futbol severim falan. Hayır gider içeride telefonu aynen takılırsın. Yani evimiz tek odalı değil. Tek göz odada yaşamıyoruz. Eşek kadar evimiz var. Yani. Gider bir odada yaşarım. Neyse gittim. Ama içim yiyor. Ne yapacağım ne edeceğim. Orada kova burçluğu değil bence yükselenim devreye girdi benim. Yükselenim ikizler benim. Ay burcum da oğlak. Sinir yaptı bende. Gittim. Aradım bunu dedi ki bana. Maç izliyoruz. Maç izliyoruz. Yemekler geldi dedi. Ondan sonra öyle mi tamam falan. Gittim evin önüne. Kapının önüne bir baktım. Pizza kutuları. Ondan sonra pizzalar yenmiş. Yani tam bir maç ortamında olabilecek bir yemekti mesela pizza arkadaşlar. Hiç kimse eve kız çağırıp da pizza yapmaz. Böyle romantik yalandan. Yani lahmacun da gibi. Söylemez. Lahmacun da söylemez. Baktım orada pizza kutusu, lahmacun kutusu. Fişlere baktım 8 tane. İçeriği dinledim. Evet tribün gibi 8 erkek sesi geliyor. Rahatladım, bindim arabama. Annemin evine döndüm, oturdum dizimi izledim. Benim yaptığım en büyük manyaklık buydu ama... Bunu sonra düşündüğümde neden böyle bir şey yaptığımı düşündüğümde dedim ki bu karşı tarafın bana verdiği güvenle alakalı bir şey. Bir insan bir insanı kadın için de erkek için de geçerli kıskanıyorsa o ilişki konforlu bir ilişki değildir. Sizi evet. Rahat ettiren bir insana gerçekten bu manyaklıkları yapmazsınız. Yani prodüksiyon yapıp peruk takmazsınız. Gidip benim için çok kolaydı çünkü zaten styling falan yaptığım için. Bizim sen için modacı çok kolay. Olduğun için. Direkt oradan hani peruğumuz var zaten işte o kıyafet zaten şey hazır. Kostüm odası var. Oradan tık 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 arkadaşım hadi atlı gidiyoruz falan atladık gittik falan. Demek ki kocanızı takip ettiğiniz yerinde zaman. Yerinde yerler asıyor. Zeynep Bozkaya'nın moda evine gidiyoruz. Moda evine geliyorsunuz sizi yeni bir ben yapıp. Bana geldiğinizde de fatura nasıl okunur, fişe nasıl bakılır, dur, kaç kişilik sipariş verirse içeride kaç kişi vardır diye karakter analizleri içinde Ayşe'nin bavulunu takip ediyorsunuz Instagram'da. Evet bunları takip ederseniz her şey yoluna şimdi gelir. En kıskanç hadi. Burcu söyleyeyim sana kısa kısa. Akrep çok kıskançtır. Çünkü çok sahiplenici, çok tutkulu bir burçtur Zeynep'ciğim. Ve dolayısıyla çok fazla bağ kurar ama severken de boğar. Yani böyle elma ayra vardı ya böyle hani severken sevdiği hayvanları boğardı.
Aynı öyle. O yüzden akrebe diyoruz ki maske, mesafe ve biraz insanlara alan tanıyın. İnsanları bunaltmayın. İkinci en kıskanç burç da yengeçtir. Aa, yengeç kıskanç. Evet, yengeç de bak su grupları çok duygusal oldukları için, çok romantik oldukları için istiyorlar ki hep böyle yanak yanağa olalım. Hep böyle diz dize. Sen neye yakın arkadaşım ben olayım. Ama güzel değil mi Ayşe? Ay değil, bir tane böyle ruh hastası ilişki mi yaşanır? İstersen aynı sweatshirt'in içine bir kolunu sen sok, bir kolunu ben. Olabilir ya. Bunları dikiyormuşsun değil mi sen bu böyle sweatshirt böyle yapıyor. Tek olabilir, tek kol. Bana çok yorucu gelir mesela bu öyle arada bir şey. Şaka bir yana ben de tahmin edemem. Sen de edemezsin öyle bir şeye. Yok, tahmin. Asla edemem ya, herkesin bir hayatı var yani. Bir alanın olması evet. Lazım. Herkesin evet. Hayatına kimse karışamaz. Herkesin hayatına kimse karışamaz. Benimki de yengeç kimse. Daraltır. Yengeç de böyle çok beklenti içine girer ve yani o da çok mesela çok hesap sorar yengeçe. Neredeydin, şunu mu yaptın? Böyle buluttan, osuruktan nem kapar yani yengeç. Mesela dersin ki bir asistan aldım ama kimi aldın? Hemen CV'sini yolla, fotoğrafını yolla. Hemen Instagram'dan bakar, oradan bakar. Beni aldatma ihtimali kaç? 3 aya mı aldatılırım, boynuzu yerim diye böyle yengeç bir de kurar. Yani hayatını zindana çevirir karşısındaki direkt insanı. Yengeç burcunu eleyin kızlar. Erkeği de kızı da biraz sakin olursa. Arkadaşlar biraz meditasyon da bunların hepsi ve duayla. Duayla, bol bol dua. Çözersiniz. Sonra yine kıskanç burç koç. Ateş grubu. Koç aa, da kıskançtır. Evet çok kıskanç. Koç Hala annemi ateş grubu kıskanıyor. Çok kıskanç. Evet eminim biz kıskanıyordur. Biz böyle minicik şortla gezelim hiçbir şey demez. Annem şort giysin, babam böyle. Garsonlar herkese bakar falan. Full gözü şeydedir kıyamam. Yani. Evet. Ve Anne, onun da böyle tamam çok güzel annem çok gerçekten. Çok tatlı sever ama koçta. Güzel seviyor. Değil mi? Güzel seviyor. Yani hala aynı koltukta izleyip böyle tık Kaç yıldır kolajını. evliler annene baban? 82 yılından beri evliler işte. 82 Maşallah. yıl. Maşallah. Şimdi biliyorsunuz bir yılı devirenlere madalya veriyor. Maşallah. Bir yılı devirenlere. Hep Instagram yüzünden Allah onların evlerini ateşler düşürsün ya şu Amin, sosyal medyayı amin. bulanlar. Evet. Arkadaşlar koç dediğim gibi kıskançtır ama dozundadır kıskançlığı. Yani insanı yormaz. Boğa da kıskançtır. Annem. Boğa arkadaşlarımız var. Boğa şöyle kıskançtır, mantıklı kıskançtır ama boğa. Yani şöyledir. Ne giydin diye ona kafayı takmaz ama bugün eve 11'de geldin gece, 12'de geldin, 1'de geldin. Dördüncü der ki hayırdır hacı? Burası otel mi? Ne yaptın der. Yani boğayı sinirlendirmek zordur ama patladığı zaman da onu toparlaması zordur. Dörtte ne yapar boğa? Dörtte canını aşağı ters sallar. Dörtte kafana ayakkabıyı yersin. Çıkarttın ayakkabını, eve giriyorsun gece 12'de der ki burası otel değil canım. Arkadaşım hadi sana bay bay diye. Tabii şiddete karşıyız. Asla. Bunu da belirtelim. Aslan da kıskançtır. Aslan ateş grubu olduğu için ama yiğit sürdürmez. Yani der ki ay ne kıskanacağım, o kim köpek, ben onu kıskanacağım, ben liderim, ben elimi sallasam 50'si der. Ama çok egosantrik olduğu için, kibirli bir burç olduğu için, liderlik vasfı olduğu için bunu söylemeye yediremez kendine ama içini yer ve aslan kıskanarak zayıflayabilen tek burçtur arkadaşlar. O zaman aslan olmak var bu hayatta. Ay yok be, bir yandan da sinir hastası olursun. Sinir öyle. Hastası olursun. Yok evet. Aslanla yaşamak zor arkadaşlar. Aslanla yaşamak zor. Sonraki kıskanç burcumuz da oğlak. Oğlan bu kıskançlığı daha çok mesleki anlamdadır. İlişki anlamında değil. Vay be, o nasıl yükseldi, ben yükselemedim. Bu fikir onun aklına geldi, benim niye gelmedi? Vay be, o milyon dolarları götürdü, ben niye götüremiyorum diye. Hep gözü yan komşunun çimenindedir onun yani. Hep kendine daha yeşil bakmaz. görünür. Ha. Kendine hiç bakmaz. O ne almış, o ne kazanmış, o ne kadar başarılı olmuşa bakar. Dolayısıyla kendilerini çok yoran burçlardan biridir kız. Ayşe şimdi kıskançlık. Konudan konuya geçiyorum ama geçelim lütfen. Bir şu magazin olayları var ya, hani böyle o ne almış, onun çiftliği daha güzel, onun evi daha güzel falan derken aklıma benim şey geldi. Bu Şeyma Subaşı'nı biliyorsun ki özel jet bulamadığı için uçak kapatmışlardı. Hatta kızı Melisa'yı da yanında aldığı için bir takım olaylar çıktı. Yani insanlar hani herkes çocuğuna bunu konuştu niye değil bunu mi? yapıyor, işte en azından sadece kendi yapsaydı falan deyip herkes bunu yapıyor. Yani senin başına böyle bir şey gelse ne yaparsın? Benim başıma böyle bir şey geldi. Uçak kaçırdık. Sonra kapattınız. Uçak yok. Ayol ne kapatması? Delirdin mi? Ben hayatımda sinema kapatamamışım. Yani ben hayatımda kimsenin önünü kapatmam yani film izlerken ne bir şey kapatacağım. Bizim başımıza böyle bir şey geldi. Bodrum uçağını kaçırdık. Bodrum otobüsle gittik. Yani öyle bir şovlu bir hayatımız hiç olmadı. Biz hep orta gelirli olduğumuz için, ilişkimiz de orta gelirli devam ettiği için böyle makul olmayan, ha parası olan yapsın şovunu ama ben böyle şeylerin yayınlanmasına çok gülüyorum. Ben bunu Subaşı'nın özelinde asla söylemiyorum. Herkes istediğini yaşamakta özgür ama işte bu biraz önce söylediğim gibi sosyal medya dediğin şey, her şeyi mış gibi yapmak. Belki de başka yolcu yoktu, bilmiyorum. Yani onun şovunu yapıp belki de uçağa ilk girenlerdi yani bir de onun falan. Yani hikayesini atmak, bir de onu İngilizce atmak. Hani
Bir de sanki Türkçe ya hepimiz iki göbek geride Karslıyız, Erzurumluyuz, Ardahanlıyız. O storyleri niye İngilizce atıyorsunuz arkadaşlar? Ha? Ben Arnavut'um. O da Arnavut mesela. Ben Elazığlıyım. Niye İngilizce story yani, atıyorsunuz? Manyak mısınız yani? Gerçekten hani olacak iş değil. Bir de bu arada diyorlar ki Şeyma Subaşı için yani öyle bir not var ki elimde. Biz demiyoruz ama. Evet yani bu yazanlar demiş. Bunu kim yazdıysa bu notu bilmiyorum. Ben yazdım. Frevun'dan sonra mısır ekmeğini en çok Şeyma yedi. Evet çünkü Şeyma sevgilisinin dövmesini yapmıştı diye. Çünkü o geyik şuradan geliyor. Ha diyorlar ki Şeyma Subaşı için Mısırlı yeni sevgilisi. Yeni sevgilisi. Değil mi Mısırlı? Adı neydi adamın? Neydi? Muhammed Mido muydu? Mido. Ha. Muhammed Mido. Mido diyor ona kısaca. Mido ne ayol şey gibi çikolata markası. Ay çikolata yok mu? Arkadaşlar bize çikolata gönderin. Evet ya bize çikolata gönderin. Bakın artık teravih zamanı geldi. Bizim de kan şekerimiz düştü. Oruçlarımızı da açtığımıza göre. Buradan Mido Bey'e sesleniyoruz Şeyma Subaşı'nın sevgilisi. Zaten gofrete benzeyen bir ismim var. Mido diye bir çikolata çıkar. Ne var bizim gibi fakire fukaraya dağıtsan? Ölür müsün sadece jet kapatmasan? Bizim gibi fakir mahallelerine gidip Mido dağıtsan? Mido dağıtsan biz de yesek şurada. Ben senin alnıma bırak Şeyma Subaşı kolunu yaptır. Ben alnıma dövmeni yaptırırım bana bedava çikolata. Diyorlar ki Mido için Mısırlı. Yemin ediyoruz Şeyma Subaşı kadar kimse Mısır'ın ekmeğini yemedi. Firavun bile bu kadar Mısır'ın ekmeğini ama bu arada yani kızda enteresan bir aura var. Yani hani kızda enteresan bir auranın ötesinde hayatım. hayır Ayşe. Söyleyeceğim. Bunu Milyon TV'nin kapatılmasını göze alarak söyleyeceğim. Hayatım boş vakti var yani. Boş derken kendisi boş değil. Boş vakti var. Senin benim de o kadar boş vaktimiz olsa kendimizi veririz spora. Yalan. Ben kendimi yemeğe veririm 15 kilo. Kendimizi veririz spora diyorsun. Veririz spora, veririz güzelliğe bakıma. Bastırırız oramıza buramıza. Bir de paylaşıyorlar ya şimdi hepsi. Evet. Vakitleri çok olan insanın başka derdi yok hayatta yani. Şimdi sen trafiği hesaplıyorsun, çocuğun mamasını düşünüyorsun, ev kirasını düşünüyorsun, aidatı düşünüyorsun, bu ay ne kadar yaktık diye düşünüyorsun, kredi kartını düşünüyorsun. Nasıl güzelleşeceğiz, nasıl zayıflayacağız? Tabii ki bizim de olsa bir tane gelirimiz. Ben sevgiliden bahsetmiyorum, ayakları üzerinde durmaktan bahsediyorum. Sana da her ay 100 bin dolar gelse, bak bakalım ne oluyor. Bak bakalım kaç tane tarifeli bıçak kapatıyorsun. Ben var ya bütün herkese tek tek bindiririm. Yani o zaman bir şey söyleyeceğim. İşte bak burada ben şuna katılmıyorum. Yani imkanlar neyse herkes onu yapıyor. Yani onun imkanı oysa onu yapıyor yani anladın mı? Adamın imkanı o diyorsun. Evet ve yaptı. O da, ben yapmasına karşı değilim. Paylaşmaya yani, mı karşısın? Kapitalizmi de karşı değilim. Ne münasebet yani açık ekonomi. İsteyen istediğini alır istediğini giyer. İstediği programı yapar istediği story atar ama... Ben bunu bu kadar böyle göze şovunu sokmak. Yapmanın ve göze sokmanın hele Ramazan'da yani evet. insanların daha sükunetli olduğu, daha mütevazi olduğu ve daha gösterişten uzak olduğu bir ayda yapılmasını doğru bulmuyorum da demiyorum. Anlayamıyorum sadece. Doğru bulup bulmamak benim haddim değil elbette. Şey soracağım sana burada aklımda kalan. Tamam. Sevgilisinin tabii ki bana da tarifeli uçaklar, özel uçaklar, jetler tutulsa ben de sevgilim alnıma dövmesini yaptırırım. Mike Tyson'ın yüzüne yaptırdığı gibi. Sen sevgilinin eşinin dövmesine vücuduna yani ismini dövme yaptırır mısın? Doğru söyle. Yaptırmam. Neden? Ya. Hayır yaptırmam bunu çünkü kişisel ben, olarak değil. Tamam, yani felsefi olarak. Yani şu an yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermek istememekle birlikte yaptırmam çünkü hayat bu. Bak yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermek istememem dedikten sonraki cümleye bak. Hayat bu. Yani hayır bu bir kalıcı bir şey. Anladın hayır, mı? Şunu diyebilirsin Ayşe, yani yanlış yapıldı. Ben onu kalbime yaptım. Dünyanın en büyük yalanını dinlediniz az önce. Ama yani yalanın doğduğu yer yeşil koltuk. Yeşil koltuk yalanın doğduğu yer. Arkadaşlar yaptırmam siz de yaptırmayın yani oğlumu yaptırabilirim. Ha güzel. Ondan sonra yeğenimi Kemal'i yaptırabilirim. Annemi babamı yaptırabilirim. Eşimi yaptırmam yani. Ben eşimi gözler önünde aşkımı, eşimi artık onun şovunu yapmak istemem diyorsun. Şovunu yapmak ben istemem. Ben ne yaparım peki? Sen ne yaparsın? Kimsenin anlamadığı harfler Latince, Japonca, Kiril alfabesinde. Onun da gönlü olsun. Ama hayatımdan ayrıldığında hemen bir yalanla. Ay bu şeydi ya bu Only God Can Judge'nin Latincesiydi deyip. Sadece Allah beni yargılayabilir ya da hepinizsiz bilmem ne bilmem diye onları çeviririm. Ben hayatımda kendime de, vücudumda da hiç dövme yok. Bu arada Ayşe bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen bir araba olsan. Araba tamam. mı olsam? Evet atıyorum çok dünya markası. Bir tane herkesin, ben ancak metrobüs olabilirim. Herkesin çok beğendiği yani böyle kırmızı bir araba vardır ya o ha. marka olsan. Kalkıp üstüne başka bir sticker yapıştırır mısın?
Arkadaşlar ben bir araba olamayacağım için, bir toplu taşıma aracı olabileceğim için, ben bu hayatta sadece reklam şu kabul anda ediyorsun. bu gelir düzeyimle metrobüs olabileceğim için bütün reklamları alırım. Çünkü kiramı ödemek zorundayım. Yok, ben hiç dövme yaptırmadım bu arada. Bende de hiç yok. Dövme bence sevdiğin insanın dövmesini de yaptırabilirsin. Ben bunda bir mahsur görmüyorum senin aksine. Çünkü sürekli geleceği hesap ederek de yaşayan biri değilim. Ben de değilim Sen bu arada. De öyle Şaka değilsin. bir Hayır, yana. Yani bu işin şakası evet, ama. senin mesela bunu gizli ve özelini gizli yaşamayı da çok mantıklı buluyorum. Çok da nazar var çünkü. Ama Şeyma Subaşı motivasyonuyla da biri bana jet kapattırdı diye gidip dövmesini yaptırmam yani. Bir başka magazin Bir haberimize başka geliyoruz. magazin haberimiz. Evet, ve biliyorsun bu aralar böyle bir iş adamıyla böyle evli olan işte bir problemler var. Sen bunlara ne düşünüyorsun bu İsim konuda? vermeyelim bir tanem. Tazminatlarını ödemek için yoksa Arabaları evimizi evimize ipotek satmıyorum. İsim vermiyorum zaten. Hani böyle şeyler olabilir mi? Yani iki, daha doğrusu şöyle sormak istiyorum. İki yakın arkadaş. Tamam. Tamam, iki yakın arkadaşsın. Ve sonra bir tanesi evli, bir tanesi bekar. Kendimizden pay biçelim değil mi? Bütün arkadaşlarımızın bir Doğru. kısmı evli, bir kısmı bekar. İki yakın arkadaş. Daha sonra ayrılıyorlar ya da ayrılmadan arkadaşın evine gittiğini iddiaları Yani çıkıyor. sen diyorsun ki ben evliyim, yakın arkadaşım da bekar ve biz Çok görüşüyoruz. samimiyiz Çok üçümüz. samimiyiz ve Sonra biz arkadaşım hala evime gidiyor samimiyken geliyor. evime gidip geliyor. Ben yokken de yurt dışındaki evime gidip Aa, ama geliyor. sensiz. Ben siz ama bu bence yine de olabilir. Yani çok samimiysen atıyorum ben senin Amerika'daki evine gelebilirim ki. Yani sen yokken de gidebilirim ki. Gelebilirsin ama samimiyetin dozajına bağlı Çok birincisi. samimiyken. Çok samimiyse zaten gider. Bunda bir mahsur yok. Ama ben Ama bu gitmedim bahsettiğimiz diyor ve birileri ben gitti bu diyor. bahsettiğimiz konuda da ben o bu suç atfedilen hanımefendinin böyle bir şey yaptığına inanmıyorum. Çünkü gerçekten zaten onurlu, ayakları yere basan ve haysiyetli hiçbir kadın, hiçbir hemcinsinde bunu yapmamalı Evet, öncelikle. öncelikle. Buradan bir kamu spotumuzu verelim yani. Haysiyetli ve onurlu hiçbir kadın bir arkadaşının eşine, sevgilisine, nişanlısına yan Hatta gözle hatta bakmamalı. Flört ettiği, beğendiği evet birine beğen. bile. O senin için artık onun beğendiği erkek senin kız arkadaşın olabilir. Evet, maksimum bu yani. Maksimum yani onun göğüsleri vardır senin için Evet. yani. Ona bir Yanında erkek gözle ojeni bakmamalı. sürer, Evet. silersin Bakamazsınız. falan. Haysiyetli ve onurlu ve gururlu hiçbir kadın ve hiçbir erkek arkadaşının sevgilisine, flörtüne, birlikte olduğu insana, daha önce birlikte olduğu insana yan gözle Asla. bakmaz. Ben bu konuşulan hanımefendinin de böyle bir şey yaptığına inanmıyorum. İnanmak da istemiyorum aslında. Çünkü zaten burada her iki tarafa da söz hakkı doğuyor. Ama çok da enteresan bir şey var. Yine yılanlığımı yapayım. Bu diğer hanımefendi, evli olan hanımefendi de Aha. hiçbir açıklama yapmıyor günlerdir. İşte bence o O açıklama yapmadığı yapmaması için de ortalığı ortalığı harlıyor. parlıyor. Yalnız ben olsam tam da bunu yapardım biliyor musunuz? Eğer azıcık bir şüphem varsa bile susardım ve herkesin debelenmesini beklerdim. Ki böyle sular bir Sular bir yükselsin. fokurdasın. Evet. Sonra sakinleyince ben Biliyorsunuz ki sular de. yükselince balıklar karıncaları yer ama sular azalınca, Çekilince. çekilince karıncalar balıkları yer. Ben o süreçte böyle fokurdatır bir ortalığa bakar kenara çekilirdim. Bence çok mantıklı bir şey yapıyor bu Bu arada. arada ben ne yapardım? Ben aynısını yapardım. Yani asla Susar sessizliğimi mıydın? bozmazdım. Önce bir gözlemlerdim. Çünkü bu benim bu hayatta yaptığım bence karşı tarafa en büyük eziyettir. Ben Ve psikolojik susarım yani. şiddet aslında değil mi bir Ben yandan da? susarım yani. Sadece gözlemlerim. Susarım. Hani ne yapacak? Yani da nereye kadar gidebilecek? Olaylar ne kadar çirkinleşebilecek? Bir görmek isterim. Ve herkesin bir fikirlerini almak isterim. Ondan sonra kendi fikrimi en son söyleyen kişi olurum. Bence o Susan hanımefendi de çok doğru yapıyor. Ve bir diğer konuya geçmek istiyorum. Herkesin çok konuştuğu bu Camdaki Kız dizisi var ya Ay işte. bayılıyorum ben ona Zeynep. Ayşe. Arkadaşlar lütfen izliyorum deyin bana. İzleyenler hemen videomuzun altına yorum yapsın. Evet. Niye sevdiğinizi çok merak ediyorum dizinin. Bana 2 haftadır gerçekten beni böyle ekrana mıhlıyor diyebilirim. Yani o korseyi sıktıkça ben Ben nefes aklıma geliyorum. alamıyorum. O korseyi sıktıkça ben aklıma geliyorum. Çünkü ben bunu Sen bütün de gelin gelinlere izleyene yapıyorum. yardım ediyorsun. O kızlar diyor ki kaburgalarımız şey oldu Zeynep Hanım diyor. Ben böyle hiçbir şey olmaz. Bir Sen dakika. tabii incecik olduğun için Sıkı milletin... dur deyip böyle omuzlarından tutturup iki kişiyi böyle o korseyi sıka 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 sıka. Biliyor musunuz? Kendimi kötü hissettim. Yani o sahneyi izlerken ben dedim bunu insanlar yapıyor. Gerçekten mi? Evet. Baya yani 40 beden kızı ben 38'e 36 Ve buçuklara psikolojik düşürüyorum. sorunların da yok. Niye yapıyorsun? Manyak mısın? Psikolojik sorunların olup olmadığını bilmiyoruz. Hayır yok. Sen Yok sağlıklı yok. bir bireysin. Evet ben sağlıklı bir bireyim. Balık Gerçekten burçları yani. arkadaşlar çok sağlıklıdır. Eğer deliriyorlarsa da onları başkaları delirtiyordur. Beni delirttiler.
Zeynep şey diyormuş. Beni siz delirtiniz Allah'ın cezaları. diye. Yok hayır, beni kimse delirtmedi ama tabii ki herkes gibi benim de şeylerim olabilir. Evet. O kızların hissiyatını bir kere şöyle söyleyeyim anladım. Sana. Camdaki kız da Burcu Biricik olağanüstü oynuyor. Evet, zaten olağanüstü tatlı ve güzel bir hanımefendi. Çok güzel oynuyor. Hikaye zaten yine Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir kitabından uyarlama. Hı hı. Psikolojik gerilim. Artık psikolojik gerilimden şiştik diyoruz ama reytinglere baktığımızda Türk halkının şişmediğini görüyorum. Çünkü birinci. Mesela bu sana doğru geliyor mu? Kendi hastalarından yola çıkarak bu senaryoları yazması. Şimdi sen de bir senaristsin. Ben sana düşünsene şimdi anlatıyorum. Hı hı. Çok şey mi anlatıyorum? İnşallah bir gün televizyonun karşısına oturduğumda sen kendi hayatımı görmem. Bu kime benziyor ya? Bu hikaye bana tanıdık. Bir kere hasta ve doktor ilişkisi açısından ben değil, bunu etik olarak şu anda zaten tartışılıyor psikiyatristler tarafından. Doğru bulunmuyor bu tavır. Ama isim vermediği için, bilmiyorum onaylarını alıp almadığını da henüz bilmediğim için bu konuda hariçten gazel okumak istemem. Ama ben de bir psikiyatriste gitsem ve ona içimi açsam ve problemlerimi anlatsam, arkadaşım değil çünkü para vererek yani bir hizmet aldığım birisi, kesinlikle yayınlamasını, bir kelimemin dahi hiçbir yerde geçmesini istemem. Son derece rahatsız olurum. Yahu zaten ben bunu anlatacak olsam kendim yazar para kazanırım kendisinden. Hayır, bir de ben şöyle düşünüyorum. Yani düşünsene sen gidiyorsun, bütün psikolojik sorunlarını anlatıyorsun, yaşadıklarını içine döküyorsun. %100 güvenle gidiyorsun oraya. Sonra bırak onu, televizyonda izliyorsun. Evet. Yani ben buymuşum. Ha, yani bir de belki aynen evet, oluyor. Egzajere ediyorlar. Belki kurgu var orada. Her yazdığımız hikaye gerçek olmuyor senaristlerin. Evet, muhakkak içinde kurgu evet, var. Ya hayal ürünü şeyler var. Ama o kız ya da o çocuk ya da o sorunları yaşayan kişi orada o kurguyu göremez ki. Yani olayın gidişatı ama şu gerçek, o acıyı sen... O acı gerçek. O acı gerçek. O olaylar gerçek, o hikayeler gerçek. İnsanlar olmasa bile bir yola çıktığın hikaye gerçek. Dolayısıyla zamanında birilerinin canını acıtmış şeylerden para kazanmak doğru mu, etik mi orayı tam bilemiyorum gerçekten. Ben de hala düşünüyorum ama 10 numara 5 yıldız dizi. Ama benim bu dizide, Camdaki Kız'da en sevdiğim şey şu oldu. Biz bazı duyguları artık bu sosyal medyanın da etkisiyle, son dönemde yaşadığımız her şeyi çabuk tüketmek, ulaşmakla kaybettik. Burada aslında masum bir kızın, masum bir aşkını görüyoruz ya, o beni çok mutlu etti. Yani bir kadın hiçbir beklentisi olmadan da bir adamı çok safça sevebilir. Evet. Bu duyguları unuttuğumuz için de bana çok iyi geliyor ve o kızın çektikleri hep şöyle bir şey vardır ya, yani hani hayatın bir karması vardır ve sabrettikten sonra mükafat gelir diye. Ben de öyle, inşallah o kızın bir gün korsesi açılacak. Zaten aşkım o korseyi sıkıyor ya. O sıktıkça o bir yerden patlak verecek, açılacak değil yani. Mi? Çünkü biliyorsunuz annenin kızı sıkmasının ve yani normal hayatında çok kızı kısıtlamasının bir göstergesi, metafor orada kullanılan evet. Korse. Ama bir fizik kuralı vardır. Neyi çok sıkarsan öbür taraftan fırtlar arkadaşlar. Ya bu şeyde de öyle değil midir? Yani böyle daha nasıl diyeyim, şimdi yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Mesela daha böyle ailesinin daha gözetiminde olan kızlar dışarıda çok daha açık ve çok daha cüretkardır. Ve çok daha rahat davranır. Çok daha rahat davranır. Ama mesela bizim gibi ailesi olanlar, hani biz evde neysek dışarıda da oyuzdur. Evet. Çünkü biliriz ki babamızın, annemizin verdiği bir kurallar vardır. Evde de öyleyizdir, dışarıda da öyleyizdir. Yani ben babamın yanında da böyleyim. Beni bu arada ailem sıkardı biraz. Biz üç kız kardeştik çünkü. Bizi de sıkar. Aha, yani benim ablamı hep... bir tık daha sıkarlardı. Ben de işte en büyük kardeş olduğum için camdaki kız gibi olmasa da kapıdaki kızdım yani. Ben de hani kapıdan bakarım. O camdan aşağı bile inemiyor. Ben kapıdan bakardım. Sen kapıya kadar gitmişsin. Gidebiliyordum kapıya kadar ama benim babam da kuralcı bir adamdır yani. Benim babam hala karışır. Evet, karışırdı. Yemek saatinde evde ol. Kimde kalacaksın, onun GBT'sini isterdi. Telefon numarası, annesinin numarası, abisi olanların evine gidemeyiz. Abisi olanların evinde kalamazdık. Kalamazdık biz de evet. Mesela böyle kuralları vardı bir ama. Bir de annemin şafak baskınları vardı. Birinin evinde kalıyorsunuz diyelim. Evet. Annem gece 2'de o arkadaşımın evine gelirdi şafak operasyonu gibi. Ne yapıyorsun anne? Bir bakayım dedim, burada mısın diye. Buradayım anne. İyi hadi, iyi geceler deyip giderdi. Evet. Ne yapsın, kadının 3 kızı vardı. 3 kızı olan, çok yani çok kızları olan insanlar bilir. Tamam, biz de iki kızız. Evet, yani benimkiler de öyleydi. Oluyorlar. Yani arkadaşımızın evinin böyle tam altında park vardı. Annesi bizi parktan görebiliyordu. Arıyorduk parka inebilir miyiz diye. Bana izin vermiyorlardı. Hepsi iniyordu. Ben camdan onlara bakıyordum. Yani böyle şeyler oluyordu. Ama onlara hak veriyorum. Bence insan anne baba olunca daha iyi anlıyor. Çünkü ortam çok kötü ve hiç rahat değil. Kimse yani aşırı huzurlu ve güvenli bir ortam yok. Dünyada yok yani. O yüzden
Herkes daha sağlam ve daha sağlam almak istiyor çocuklarını. Ve en sevdiğim bölüme geldi. Bu bölümü ben gerçekten çok seviyorum. Çok enteresan ve güzel sorular soruyorlar. Hem Ayşe soracak hem ben soracağım. Bakalım nasıl cevaplar vereceğiz? Evet, Sor ablana başlıyor. Sor ablana köşesinin bence en enteresan sorularından biri bu. Sevgilim 7/24 Ferdi Tayfur'u biliyoruz. O arabaya ne zaman otursak Ferdi Tayfur çalıyor. Nasılsın aşkım diyorum. Huzurum kalmadı fani dünyada diyor. İyi misin aşkım diyorum. Huzurum kalmadı fani dünyada diyor. Ve trafik ilerlemiyor. Ve biz huzurumuz kalmadan bu trafikte devam ediyoruz. Bu huyundan nasıl vazgeçebilirim diyor. Kıyamam. Birincisi onunla ayrı arabalara binerek. Birincisi. Bu. İkincisi toplu taşıma kullanabilirsin. Evet. Ama çok istiyorsan onunla arabayla seyahat etmek. Mezarlıkların olduğu yerlerden. Değil mi? Zincirli Kuyu. İstanbul'da. Edirne Kapı. Biz sana yazarız DM'den de. Ben çok bilirim kabristanları. Gideceksin. Oralarda yavaş yavaş yaklaştıkça o müziğin sesini kısacak. Birer Fatiha okuyacaksınız. Ondan sonra devam edeceksiniz. Her 15 dakikada bir kabristan vardır. Çünkü çok İstanbul'da da biliyorsunuz. Hangi şehirde? İstanbul'da değil mi arkadaşımız? İstanbul'dayım. İstanbul'da da çok mezarlık var. Geçire geçire hep nereye gideceksen bir mezarlık önünden geçirerek sevgilini. Rotayı öyle hesaplayarak. Rota yeniden oluşturuyor. Sürekli rota nereden oluşturuyor? Ve o da sana diye derse ki neden bunu yapıyorsun bir tanem derse. Her canlı bir gün ölümü tadacaktır diyeceksin. Böylece huzuru bulacaksın. Evet. Evet, bence bu gayet güzel ve mantıklı bir yaklaşım oldu. O da mesajı alacaktır. İlişkiniz devam edecektir. Daha huzurlu bir şekilde inşallah. Hadi şimdi sen sor. Şimdi diyor ki Zeynep'ciğim. Flört ettiğim bir çocuk var. Bir tane kardeşimiz Ankara'dan yazmış. Demiş ki Zeynep abla, flört ettiğim bir çocuk var. Çok sık buluşamadık kendisiyle pandemi yüzünden. İkinci buluşmada pantolon giymiştim. Bana ayak bileklerin ne kadar kalınmış dedi. Belli etmedim ama çok üzüldüm. Ne yapmalıyım? Öncelikle sana kıyamam. Evet. Senin ayak bileklerin kalın olabilir ama onun kafası kalın. Sen yani burada onu hiç dert etme. Sen de ona bundan sonra diyebilirsin ki benim ayak bileğim kalın olsa ne olur? Sen bu koca kafayla nasıl yaşıyorsun deyip bence onu orada bütün dikkatleri onun üzerine çekip kendi ayak bileğinin kalınlığını unutturabilirsin diyorum. Çok güzel. Bir erkek arkadaşlar sizi bundan anlıyor. Fiziki olarak bak, kendinizi kötü bütün hissettir. Bak burada erkekler kafasını salladı. Bak hepsi sallıyor. Ama? Fiziki olarak size bir erkek kendinizi kötü hissettiriyorsa ya sen biraz kilo mu aldın? Hemen karşı saldırıya geçerek sen önce o peynir bidonu gibi kafana bak. Diyeceksin. Ya da sen o ayaklarını göremediğin koca göbeğine bak diyerek en iyi savunma hücumdur. Hücumdur. Biliyorsun. O yüzden hemen bunları göğsünü yumuşatıp tak diye 90'a atacaksın bu eleştirileri. O kim ki sana bileğin kalın diyecek ya. Hiç. Lütfen bebeğim, lütfen. Bence de. Sen onun koca kalın olduğu kafasına inandır ama onu. Ona inandır yani. Bak Yunus'a. Yapıyor musun böyle şeyler Yunus? Zaten kafanda ince, çok da güzel bir kafanda ince, o yüzden yapmıyor. Evet. Soruyorum Ayşe. Sor canım. Sevgilim bana ters gelen bir hareketini görüp ona söylediğinde ama ben Sivaslıyım diye bahane üretiyor. Bir yere gidelim desem ben Sivaslıyım diyor. Bazen bana durup dururken mesaj atıyor, Sivaslıyım deyip kapıyor. Ne yapacağım? Bence bu çok tatlı bir şey. Çok tatlı. Bu arada Sivaslı. Ben Sivaslı yazmış altına da. Kız da yani artık böyle bir şey yapmış. Hayatım sen de Sivaslısın. O da Sivaslı. Bunu söylemekte bir mahsur yok. Mesela Zeynep sen bana sor bir şey. Bir soru sor. Ayşe sana soru değil ama sana bir şey soracağım. O kadar güzelsin ki sana baktıkça gözüm gönlüm açılıyor. Bu neyin borçluyum? Çünkü Elazığlıyım. Bak. Gibi. Gibi sen de ona sürekli işte bugün evde ne yemek var? Hayatım ben Sivaslıyım o yüzden yemek yapmadım. Olumsuz her şey. Hayatım sen kilo mu aldın? Evet çünkü Sivaslıyım. Sivaslıyım. Sivas'ta kilo makbuldür diyebilirsin. Diyerek böylece onu yabancılaştırabilirsin o fikre. Ya da işte evlenme teklif ettiğinde evet Sivaslıyım bu yüzden evet diyorum. Diyebilirsin. Bence de bu olayı böyle. Böyle kapatabilirsin. Çok şeker bir şey. Yani biliyorsunuz İstanbul'da da 16 milyona yakın Sivaslı var. Sivaslılar her yerde. Sivaslılar da Sivas'ta kim yaşıyor onu çok merak ediyorum yani. Burada küçük bir Sivas şehri var çünkü yani İstanbul'da. Sivas'a da selamlar Sivas'a buradan. Sivas'a öpücüklerimi gönderiyorum. Şimdi o zaman bir başka sorumuz geliyor. Bu da Yozgat'tan. Hadi. Çok şeker bir kız kardeşimiz Meral diyor ki boyu sevgilimin 1.74. Benden 1.4 santim uzun evet. Yozgat'tan Meral yazmış. Demiş yani merak ediyorum boyla ne alaka? Evet bir şey geliyor. Sevgilimin boyu 1.74. Boyu kısa olduğu için bana itici geliyor. Boyu kısa olduğu için bana itici geliyor. Yakışıklı, karizmatik, yapılı,
iyi kalpli, hoş sohbetli ama boyu 1.74. Dolayısıyla onu erkek olarak göremiyorum. Benim boyum 1.54. Ne? Ne yapmalıyım? Zeynep abla demiş. Bir tanem öncelikle... Bir tanem önce sen kendi boyunla ve 1.74 boyla bence aranız gayet olumlu. Sen 1.86 adamı ne yapacaksın? Diz kapaklarına kadar geleceksin. Zaten her konuda sorun yaşayacaksınız. Bence bu boy farkına takılma. Bu boy farkı sizin için fazlasıyla ideal aşkım. Sen önüne bak yani. Bu çocuğu da kaçırma. Daha iyisini bulamazsın. Bir de saymış 1000 tane güzel özellik saymış. Adamın boyu 1.74. Yani sen Selvi boylu olursun da evladım. Anlarım. Sen olursun 1.78. Sen diyorsun ki ben 1.54'üm. Zaten sen de İsviçre çakısı gibisin çocuğum. Ne yapacaksın 1.88 adamı? Ayrıca devede de boy var ama. Ama. Üzerine yük biniyor. Yük taşıyor. Yani o yüzden bence bunlara takılma aşkım. Sen bulmuşsun çocuk açırma. O zaman Ayşe bana gelen bu soru bence çok enteresan ya. Ve. Şimdi son sorumuzu mu alıyoruz? Bu son sorumuz. Sor ablananın son sorusuyla da programımızı kapatacağız arkadaşlar. Evet. Bu son sorumuz bence. Senin bana ya çok tatlısın. İzmir'den bu soruyu soran. Olası adı Ayşe. Adışın. Sevgili adaşım. Adaşın diyor ki, adaşın evliymiş Ayşe. Kocamın gönlü başka bir kadına kaymış. Tam da benim sorum sana denk gelmiş. Bu kaymayı nasıl durdurabilirim? Bir tane bu kaymayı istinat duvarı örerek. Kaymayı ve heyelan bölgesine istinat duvarı örüyorlar biliyorsun. Bir de ikinci en önemli şey de kış lastiği. Yani kaymalara ve arabanın yanlamasına en güzel çözüm. Kış lastiği, kocanın ayaklarına kış lastiğini takıyorsun. Sağa sola kaymayı yalpalamayı engelliyorsun. Şaka. Kış lastiğini ayağına mı takıyor? Yani gözü kayan adamın gözünü oyarsın. Başka da bir Ayşe şey Allah aşkına. Gözü kayan kocana gerçekten ne yaparsın? Gözü kayan kocamın gözlerine battal gazi gibi mil çekerim. Hem benimle birlikte olacak hem de gözü kayacak. Lastikleri ne yaparsın Ayşe? Lastikleri ne yaparsın? O lastikleri de onun kafasına sokarım. Yeterince anlaşılmıştır. Yeterince anlaşılmıştır. Bu arada kimse şakayı bir tarafa bırakırsak yok onun gözü kaydı. Gözü kaydı ne demek? Gözü kayan insanın göz tembelliği ya da şaşılık vardır. Onlar düzelmiyor arkadaşlar. Onları orada bırakıp yolumuza devam ediyoruz. Ve her zaman söylediğimiz gibi sevene canım feda, sevmeyene elveda diyoruz. Ve bugünkü programımızın da soru cevap kısmımızın da soruna geldik. Gerçekten arkadaşlar böyle enteresan sorular yolluyorsunuz. Çok da eğlence ve çok keyifli oluyor. Biz çok keyif alırız bu sorulardan cevaplamaktan da. Ve birbirimizin sorularına kesinlikle bakmıyoruz ki biz de o anda tepkileri duyalım gerçekten istiyoruz. Gerçekten ilk defa burada birbirimize soruları sormuş oluyoruz. Ve çok da seviyoruz bize katılmanızı. Bu bizi daha da mutlu ediyor izlemeniz. Evet, bizim de motivasyonumuzu artırıyor. Bir gömme dolabında sonuna geldik. Kimilerini gömdük, kimilerini övdük derken ve o programımız da burada bugün bitti. Evet, bugün yine kimilerini baş tacı ettik, kimilerini yerin dibine soktuk. Yine birbirinden tutarlı, birbirinden tutarsız sohbetlere yorumlarımızla konu olduk sizin evlerinize. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte görüşmek üzere. Bizleri izlemeyi ve yorumlar yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.